Polinomlarda bölmenin ne olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar da polinomlarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini yaptık. Buna ek olarak polinomların çarpanlarına nasıl ayrılabileceklerini de gördük. Ve bu videoda da polinomlarda bölme işlemine bir giriş yapmayı amaçlıyorum. Örneğin diyelim ki ikinci dereceden bir polinom. Mesela x kare artı 3x artı 2. Bunu x artı 1'e bölmek istediğimizi düşünelim. Hemen videoyu durdurun ve bu bölme işleminin sonucunun ne olabileceğini düşünün. Evet, x artı 1'i hangi ifadeyle çarparsam sonuç x kare artı 3 x artı 2 olur. Bunu x kare artı 3 x artı 2'yi çarpanlarına ayırarak yapmayı deneyebiliriz. Bunun için bir bakalım bana toplamları 3'e çarpımları da 2'ye eşit olan iki sayı söyleyebilir misiniz? Hmm, bu sayılar 2 ve 1 öyle değil mi? O halde x kare artı 3 x artı 2 yerine x artı 2 çarpı x artı 1 yazabiliriz. Bölü x artı 1'i de hemen ekleyelim x artı 2 çarpı x artı 1'i x artı 1'e bölersek sonuç ne olur? Sonuç x artı 2 olur öyle değil mi? Parantez kullanmama da gerek yok. Evet bölüm x artı 2'dir. Bu arada bu ifadenin matematiksel olarak doğru olması için bunun x eksi 1'e eşit olmadığı sürece doğru olduğunu da eklememiz gerekir. Neden diyecek olursanız x eğer eksi 1'e eşit olursa burada ve burada payda da 0 elde ederiz ve bu işlem tanımsız olur. Evet, burası 0 olmadığı sürece bu x artı 2'ye eşittir. Çünkü x artı 2 ile x artı 1'i çarpınca bunu elde ederiz. Polinomlarda bölme konusunda ilerledikçe çarpanlarına ayırma yöntemiyle çözemeyeceğimiz bölme işlemleriyle de karşılaşacağız ve bu bölmeleri de uzun polinom bölmesi yöntemiyle yapacağız. Bundan zaman zaman sadece uzun bölme diye bahsedildiğini de duymuş olabilirsiniz. Uzun bölme işlemini çok daha erken sınıflarda öğrenmiştiniz ve bu da aslında x kare artı 3x artı 2'yi alıp x artı 1'e bölmekle aynı şey. Bu kolay bir işlem olacak ama önümüzdeki videolarda bunun çok daha zorlarını göreceğiz. İşe derecesi en yüksek ya da büyük olan terimlerle başlamak lazım. Buradaki en büyük derece 1, buradaki ise 2. Şimdi x karede x kaç defa vardır? Evet x defa. Bu x'i x'li ifadelerin altına yazmamız lazım. x çarpı 1 x eder, x çarpı x ise x kare. Bundan bunu çıkarmamız gerekiyor. Daha önce gördüğümüz bölme işlemlerine çok benziyor öyle değil mi? Çıkarma işlemini yapınca bunlar birbirini götürecek ve 3x x'in sonucu olarak da 2x elde edeceğiz. Ve 2'yi aşağı indireceğiz. 2x'te x kaç defa var? Evet iki defa. 2 defa. 2'yi buraya yazıyorum. 2 çarpı x, 2x eder. 2 çarpı 1 de 2. Bunu bundan çıkarınca da geriye bir şey kalmaz. Çünkü 2 eksi 2 0, 2x eksi 2 x de 0 olur. Bu bölme işlemi kalansız bir bölme işlemi ve bölüm de x artı 2'ye eşit. Az önce bulduğumuz sonucun aynısı. Bundan sonraki videolarda buna ek olarak kalanlı bölmeleri de göreceğiz. Mesela x kare artı 3x artı 2'ye 1 eklersem, x kare artı 3x artı 3, evet bunu elde ederim ve bunu x artı 1'e bölmek istersem, bu artık kalansız bir bölme işlemi değildir. İstediğiniz yöntemle yapabilirsiniz. Bu durumda kalırsanız ve eğer x kare artı 3 x artı 2'nin çarpanlarına ayrılabileceğini de biliyorsanız bunu x kare artı 3 x artı 2 artı 1 olarak yazıp paydaya x artı 1'i koyabilirsiniz. Sonra bunun yerine x kare artı 3 x artı 2 bölü x artı 1 ve bunun yerine de 1 bölü x artı 1 yazabiliriz. Bunun sonucunun ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? x eksi 1'e eşit olmadığı sürece bu x artı 2'ye eşitti. Bu durumda bölüm budur ama bir de buradaki x artı 1'e bölemediğimiz 1 var. Az önce de söylediğim gibi bunu daha ayrıntılı bir biçimde işleyeceğiz ama bunun kalan olduğunu hemen eklemek istiyorum. Evet önümüzdeki videolarda pay kısmında buradaki gibi çarpanlarına ayıramadığımız bir ifade olduğunda neler olacağını göreceğiz ve polinomuzun bölmesini yaptığımızda da burada bir kalanla karşılaşacağız.